Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten muazzam bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'e gerçekten harika oyuncular çıkartacağız ve harika oyuncuların planını tamamlayacağız daha doğrusu. Ve gerçekten harika bir video olacağına inanıyorum. Bu videoyu sizlerden en az 2000 beğeni bekliyorum. Bu videoda gerçekten çok önemli oyuncuların planlarını tamamlayacağız. Ve bunlar da çok fazla gelmiyor. O yüzden bu video kesinlikle 2000 like bekliyorum. Emeğimin karşılığı için ve güzel bir şekilde oyuncuların tamamladığı için seyir zevkiniz açısından bu videoya 2000 like bekliyorum. Ayrıca de kanalıma hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olup gönderi bildirimlerini hemen açmayı unutmayın. Hemen de şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Ben ekran kayıttayken başlatmıştım. Hemen abi şimdi oyuncuların planlarını tamamlamaya başlayalım. Bu arada telefon şarjda kalmış, hemen şarjdan da çıkartalım telefonu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda burada Casemiro'yu gösteriyorum sizlere. Casemiro burada gördüğünüz gibi 101 genlik bir Casemiro var. Gerçekten güzel bir kartı var. Kartı hiçbir şekilde kötü olduğunu söyleyemem. Burada da Overy var. Berbat bir oyuncu tabii ki. 90 hızı varmış bu arada. Kullanılabilir. Güzel bir hızı varmış. Normalde 85 falandır herhalde. Ve burada da bu şekilde oyuncuları görüyoruz. Şimdi sizlerle birlikte planlarımıza giriyoruz. Ve planlarda sezon öncesine girmişim. Bakalım sezon öncesine ne yapıyorum. Evet, sezon öncesinde burada bir tane oyuncumuz var. Buraya bir atlamışım aslında. Ancak şimdi tekrardan geleceğim. Gördüğünüz gibi sezon öncesinde burada De Rossi var. De Rossi'yi bir tane orta saha fişi eksik. Ancak onu koyduğumuz zaman ala basınca basabiliyoruz. Yani alabiliyoruz, gerçekten müthiş. 96'lık De Rossi verdiği boostlar gerçekten çok kötü. Beni üzdü. Daha fazla boost verseydi tabii ki daha iyi olabilirdi. Ancak buna da sağlık olsun diyelim. Bu da olur. Hiç sıkıntı yok yani. 96'lık De Rossi. Ve yanında da küçük oyuncu paketi veriyor. Evet arkadaşlar, şimdi sırada bir tane daha oyuncumuz var. Gerçekten müthiş bir oyuncu daha. Oyunculardan bulacağız onu galiba. Bu arada 95-98 planına bir bakmak istedim. 96'lık bir oyuncu çıkardık. Direkt tamamlayabiliyor muyuz diye bir plan. Tamamlayabiliyormuşuz. Eğer ihtiyacım olursa belki tamamlarım. Hani mantıklı gelirse ilerleyen zamanlarda oyunun son gününe kadar bekleyeceğim. Son gününe zaten çok az kaldı. Siz bu videoyu izlerken bayağı bir son gününe yaklaşmış da olacağız zaten. Neyse bakalım. 96'lık De Rossi gerçekten müthiş. Kadroya koyunca da 104 yani oldu. Atağımızda bir tane oyuncu var gerçekten. Abi berbat. MF var, gördünüz zaten, berbat. Şimdi hemen onun yerine kaliteli bir efsane bir oyuncu alacağız sizlerle birlikte. Hemen ala bastık ve gördüğünüz gibi eski fişimizi alıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte eski fişimizi aldıktan sonra gerçekten önemli bir şey yapacağız. Bu arada her videoda güzel bir yorum göstereceğimi söylemiştim. Şu anda da ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun da şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız, evet sen de buna dahilsin şu anda, bana bakan kişi. Sen de buna dahilsin. Bu arada Totti'yi alıyoruz, bir dakika. Evet, gördüğünüz gibi Totti'yi aldık, hayırlı uğurlu olsun. Sen de buna dahilsin. Dediğim gibi hemen yorum yap, güzel bir yorum yap ki senin de yorumun videoda gözüksün. Bunu da sana söylüyorum, kesinlikle sen de buna dahilsin yani. Evet, gördüğünüz gibi Totti ve yorum yapmışken de eğer like atmadıysan da bir like butonuna basarsın yani. Ve hala beni Instagram'da takip etmeyenler var. Gerçekten o kadar kanala abonesiniz ancak Instagram'da takip etmeyenler var. Instagram'da beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Oradan da fotoğraf paylaşmaya çalışacağım. Bir ara yani ben bir zaman yakalayacağım, o zaman fotoğraf paylaşmaya başlayacağım. Şu anda daha çok fazla paylaşmıyorum ancak paylaşılmış fotoğrafım var, onu da beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ve Instagram'dan da beni takip edin. 2000 takipçiyi geçtik, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak 3000'e 4000'e doğru adım adım yürümemiz gerekiyor. O yüzden siz de Instagram'dan, şu anda ekranda çıkan Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi kadroyu Totti'yi de koyduk. Ve 106 gen olan dizilişimiz var. Gerçekten harika. 5-2-2-1 dizilişi ve bir tane daha dizilişimiz vardı. Gerçekten müthiş dizilişler bunlar. Buraya Casemiro'yu koyup falan bir şeyler denedim. Neyse, sizlerle birlikte hemen dün geçeki videodan çıkıp yani şu anki canlı videoya, hemen canlı ekranda canlı olacak şimdi, hemen sizlerle birlikte canlı olan videoya geçelim. Ancak şu şekilde bir göstereyim. Aynen, hemen canlı videoya geçelim. Evet arkadaşlar, canlı videomuzda maalesef 106 genlik bir takım kullanamayacağız. Çünkü takım bu şekilde oluyor. Birli forvette kullanmamız gerekiyor. Yani maalesef bu şekilde olacak. Yani bunu yapacak çare çözümümüz yok. O yüzden bunu bu şekilde kullanacağız. Neyse, hemen sizlerle birlikte ilk olarak Totti'yi test edeceğim. Zaten bu videoda aslında Totti'yi test edeceğim için şöyle hemen efsane 3 klasmanında bir maça girelim bakalım. Haydi bakalım abi. Bu arada sizlerle birazcık sohbet etmeyi istiyorum. Ancak gerçekten aklıma bir şeyler gelmiyor abi. Okuldan geldim, duş aldım ve hemen video çekmek için oturdum sizlerle birlikte, sizler için yani. Neyse abi, bekleyebiliriz. Sizlerle birlikte beklerim. Sizler de izleyin ekranı işte. 4-4-1-1 kanada yüklenmeyi seçelim. Aslında kanada yüklenmeyi seçmem hata oldu. Ceza sahasını yüklen falan varsa ceza sahasını yüklen seçebilirdik. Neyse abi, haydi bakalım o zaman. Şimdi sizlerle birlikte maç başlıyor. Maça da başlayacağız. Gerçekten birazcık sohbet etmeye çalışıyorum ancak gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu arada FIFA Mobile 18 abi çıkmasına çok az kaldı ve bu videonun yayınlandığında belki de çıkmış olacak abi. Ben bu videoları erkenden yetiştirmem gerekiyor. Çünkü FIFA Mobile 18'in çıkmasına 2-3 gün falan kaldı.
Gerçekten ilginç abi. Ben 3 günde 4 video falan mı atacağım? Aklımda çok güzel video fikirleri var. Ama neye göre atacağım? Hangi sıralamaya göre atacağım? Gerçekten bilmiyorum. Bu arada rakip 98 yani. Haydi bakalım abi. O zaman şu videoyu hızlıca çekeyim. Hemen bu videodan sonra bir video daha çekerim. Bilmiyorum. Herhalde öyle bir şeyler yapacağım. Bu arada Gareth Bale'ı çok özleyeceğim ya. Gareth Bale'ı gerçekten acayip özleyeceğim. Gareth Bale'ım gidecek abi. Totti. Pogba. Arturo Vidal. Mbappe. Evet şimdi Pogba. Gareth Bale abi kötü oynamayayım yine ya. Geçen videoda çok kötü oynamıştım. Yani oyunu böyle bir gün boyunca böyle yani 2 gün boyunca böyle günde 10'ar maç falan oynadığınız zaman zaten oyunda asıl oyun işinizi sergileyebiliyorsunuz. Ancak şu sıralar oynayamıyorum oyunu çok fazla. O yüzden gerçek oyun işimi sergileyemiyorum. Ancak Totti'yi beğendim abi. Bak Totti güzel. 2 tane üst üste gol attım şu ana kadar. Ve güzel abi. Kanada yüklen seçtik. Bu arada hep Totti'ye geliyor. Top hem de orta sahada geliyor. İlginç. Totti şut. O abi kaleciden çıktı. Hemen güzel bir orta Totti'den. Gareth Bale. Rövaşata tarzı bir vuruş. Direkten döndü. Raheem Sterling. 4-0 yaptı. Tertemiz müthiş bir vuruşla Raheem Sterling 4-0 yaptı. Gareth Bale 5-0 yaptı. Güzel abi helal olsun Bale'a. Gareth Bale bir daha vuracak. Gareth Bale bir daha vurdu. 6-0 oldu gerçekten Gareth Bale'dan. Müthiş bir gol ya. Francesco Totti. Totti abi şöyle bir plase vurabilir misin? Sol ayak değil ki bu adam. Sağ ayak galiba. Ben tersine getirdim adamın. Onu da yapacağı hiçbir şey yok. Bu arada sürekli top Totti'ye geliyor. Totti uzaklardan vurdu direkt. Bir daha vurdu. Uzaklardan dediğim uzaklardan yani o uzaklıktan plase vurmak gerçekten zor derken abi. Gareth Bale'a gerçekten helal olsun. Arkası dönükken şuta bastım. Ona rağmen kaleye döndü ve isabetli bir şekilde tertemiz golünü attı ve son saniyede attı. Çok ilginç bir şekilde güzel bir gol attı. Bunu yetenekli olmayan oyuncular yapamaz diye düşünüyorum ben. Neyse haydi bakalım. Hemen sizlerle birlikte Totti'yi güzel test ettik. Hemen bir maç daha test edelim ki daha iyi şekilde olsun. Hemen abi girelim. Evet arkadaşlar rakibimiz bulunduk. Karim 86 diye bir rakibimiz var. Ligi neymiş ya? Liginin adını merak ettim. Bir dakika. Coupe du Monde 2018. Coupe du Monde 2018. Abi bu nerenin kupası? Değişik bir ismi var. Ve %95'i doldu şu anda. %100 oluyor. Hemen maçımıza başlıyoruz abicim. FIFA Mobile'de artık yeni sezonu geliyor tabii ki. Siz çok az kaldı abi. Sabredemiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Gerçekten çok istiyorum ya gelmesini. Hani hiç böyle bir trailer bir şey yayınlamıyorlar abi. İlginç yani. Bence yani tam parayla satmıyorsunuz. Hani oyunu zaten ücretsiz diye herkes indirip dener. Ancak abi trailer yayınlayın be. Valla oyundan önce yayınlamak bence hani insanın oynama isteğini daha çok arttırabilir bence. Yani mobil oyun bile olsa bence yayınlanabilir yani. Totti'yi çok beğendiğimi söylemiş miydim size? Aynen söylemiştim ancak bu golü kaçırdığı için gerçekten şu an çok sinirlendim. Normal şuta bassam aslında gol olabilirdi. Gareth Bale vuramadı. Totti ooo bak frikini de çok merak ettim. Bu arada özelliklerine hiç bakmadık ona da bakarız. Bu arada asist gibi bir şey yapmış oldu. Direkten dönen topu Chiellini galiba tamamladı. Hadi Totti bak buradan atarsın o zaman. Çok güzel be. Çok güzel bak buradan güzel attı. İşte asıl vurmak istediğimi buradan yaptı. Abi Totti gerçekten muazzam ama ya. Totti ya abi frikiklerini beğenemedim. Pirlo ile daha iyi vurduğumu söyleyebilirim. Ama Totti genel duran top olarak bilmiyorum. Pirlo mu daha iyi Totti mi? Onlara bakarız şimdi. Pirlo ile Totti'yi bir karşılaştıracağım. Duran top özellikleri bakımından. Sterling o topu alamadı. Neyse abi zaten yeneriz. Ben o kadar hani eğer bu maçta 7-8 gol atmam gerekseydi herhalde atardım. Yani birazcık zorlasam. Totti abi gerçekten iyi vurmadım. Hani çok şey yapmadan vurdum ancak güzel vurdu yani. Anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Totti buradan da kaçırmaz zaten. 5-0 oldu. Ya aslında sağ ayak sol ayakla bile kaçırmıyor oralardan yani. Eski oyunun modu olsaydı şu an aşırtmayı çok rahat atardım. Ancak artık aşırtmalar hiç güzel olmuyor. Şimdi size göstermek için aşırtma vurdum. Sterling, Bale indir Totti'ye. Diye. Totti şuradan bir havadan abi asfaltla dışarıda. Oyunda da havadan top gelince gelişine vurmak gerçekten çok zor oluyor. Evet arkadaşlar maçlarımız bu kadardı. Şimdi hemen Totti ile Pirlo'nun özelliklerini bir sizlerle birlikte karşılaştıralım. Bakalım hangisi daha iyiymiş, hangisi daha iyi değilmiş. Bunu görelim bakalım sizlerle birlikte hemen. Şöyle devam ete basalım abi. Şöyle hemen galibiyet fişini de alalım. O dörtlü verdi ilginç. Çok fazla dörtlü vermiyordu. Şimdi takımıma geleceğim. Takımıma geleceğim ve Totti'ye bakacağım abi. Totti'nin özellikleri
Serbest vuruş nerede? 105. Bakın bunu serbest vuruşu 105. Pirlo'nun serbest vuruşu 127 falan yani. Zaten belli oluyor ancak özellikleri genel olarak Pirlo'dan çok daha iyi tabii ki. Hızlanması 108 bir MF'ye göre gerçekten harika. Totti'nin genel özelliklerini gerçekten çok beğendim. Orta sahaya geldiğimiz zaman burada da De Rossi var. De Rossi'nin özelliklerine bakalım. De Rossi'nin mesela frikiği ne kadarmış? 87. Abi Pirlo'nun 125 falan yani gerçekten müthiş bir şey ya. Pirlo gerçekten harika bir oyuncu abi. Hani Pirlo yetenekli ve 126-127 serbest vuruş gerçekten aşırı fazla abi. Bu kadar da fazla olmasaymış daha iyi olabilirmiş. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Dediğim gibi kesinlikle kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Yani şuradan bakın like atın. Like attınız değil mi? Şu anda like atma faslını geçiyoruz çünkü tamam, like attıysanız şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki çıkan ilk bir videoya giderek gerçekten harika videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bunları yapmayı unutmayın. Yani şuralardan birer videoya hala gitmediyseniz lütfen gidin ve şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bye bye.